Bir zamanlar karısı ve küçük güzel kızlarıyla birlikte akıntılı bir derenin kıyısında yaşayan çok zengin bir tüccar vardı. İlkbaharın çevreyi rengarenk çiçeklerle donattığı güzel bir günde eşi balık kızartıp sofraya getirdi. Tüccara, "Hepimiz senin ne kadar çok kızarmış balık yemeyi sevdiğini biliyoruz," dedi. Tüccar eşine teşekkür ettikten sonra aile neşeyle sofraya oturup afiyetle hep birlikte kızarmış balıklarını yedi. Aradan yıllar geçti. O küçük kız büyüyüp serpildi. Çok güzel bir genç kıza dönüştü. Genç kızın güzelliği, cazibesi ve zerafeti tüm ülkeye yayıldı. Onu tanıyan, tanımayan herkes çok saygı ve sevgiyle ondan bahsetti. Çok kısa sürede genç kızın güzelliğine dair hikayeler çok uzak diyarlara ulaştı. Bu genç kıza dair güzellik hikayelerini işiten Prens Rider hemen Mary'yi görüp tanışmak için genç kızın yaşadığı yere gitmeye karar verdi. Mary, derede giysilerini yıkarken Prens Rider genç kızın yaşadığı yere ulaşıp uzaktan güzelliği hakkında duyduklarının abartılmadığını fark etti. Prens Rider genç kızın kıvırcık siyah saçlarını ve ışıl ışıl parlayan gözlerini görünce büyülendi. Bir çırpıda onunla konuşmak için yanına gitti. Prensi gören genç kız şaşırdı, heyecanlandı. "Majesteleri," diyerek saygıyla eğildi. Bunun üzerine prens genç kıza, "Bana majesteleri demeni istemiyorum. Lütfen ismim olan Ryder'ı kullan," deyip onunla tanışmak için özellikle yanına geldiğini anlattı. Prens genç kıza olağanüstü güzelliği hakkında hikayeler duyduğunu ama duyduklarının yetersiz olduğunu söyledi. Prensin söylediklerinden çok mutlu olan genç kız onur duydu ve etkilendi. Oluşan bu sıcak ilişki sonraki günlerde dere kenarında birlikte zaman geçirmeye dönüştü. Her buluşmada birbirlerine kurdukları hayallerini anlattılar. Bu arada çevrelerinde bulunan ağaçların dallarındaki kuşlar şarkı söyler gibi ötüp onlara eşlik etti. Bir gün parlayan güneş ışınlarının altında neşeyle gülüşürken birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını fark ettiler. O romantik gün genç kız kendi elleriyle lezzetli bir tatlı yapıp prense ikram etti. Bu lezzetli tatlıyı çok beğenen Ryder, "Aşkım, bunu benim için mi yaptın?" diye sorunca genç kız çok heyecanlanıp prense onu çok sevdiğini ağzından kaçırdı. Prens genç kıza onu çok sevdiğini söyleyip evlenme teklif etti. Aşk mavi gökyüzünün altında çiçek açarken onları gizlice seyreden, bu gelişmeden çok mutsuz olan biri vardı. Bu kişi aşka inanmayan ve Mary üzerinde aşırı korumacı tutum takınan, bu ilişkiyi onaylamayan Mary'in babasıydı. Aşkla bezenmiş bu tekliften sonra çok mutlu bir ruh haliyle evine dönen Mary, evinin kapısının önüne geldiğinde annesiyle babasının yüksek sesle prens hakkında tartıştığını duydu. Babası öfkeyle genç kızın annesine asla bu ilişkiye izin vermeyeceğini söylüyordu. Öfkeli tüccar, kızının prensle görüşmeye devam etmesi halinde bu ilişkiye kendi yöntemiyle son vereceğini söyleyip oturma odasından çıktı. Tam o sırada genç kız içeri girdi. Anne merakla ve endişeyle kızına nerede olduğunu sorup babasının öfkesini ve prensle bir daha görüşmeme isteğini iletti. Karısının konuşmasını duyan tüccar, kızının eve geldiğini fark edip yeniden oturma odasına girdi ve bu kez kızına çok saf ve eğlenmek için çok genç olduğunu, bu nedenle prensle görüşmeyi bırakmasını söyledi.
Genç kız prensle görüşmeyi bırakabileceğini, ancak kalbinin ve ruhunun prense ait olduğunu ve onu asla unutamayacağını belirtti. Bu konuşma ilişkinin sonlandırılmasına bir fayda sağlamadı. Aşıklar buluşmaya devam etti. Bu durumu uzaktan gözleyen tüccar, çareyi ormanda yaşayan Mora adında bir cadıda aradı. Cadı tüccara uyararak yapılacak büyüde asla geri dönüş olmayacağını söyledi. Bu nedenle Mora, tüccarın kararlılığından emin olmak için 3 kez sordu. Tüccar 3 kez yolundan dönmeyeceğini söyledi. Cadı tüccarın caymayacağına ikna oldu ve onunla birlikte deri kenarına giderek bir ağacın arkasına saklanıp prensin gelmesini beklediler. Prensin geldiğini gören cadı büyülü sözler söyleyerek asasını prense doğru tutup onu turuncu bir balığa dönüştürerek dereye atmasını emretti. Balık büyünün etkisiyle itiraz edemeden etrafı sular sıçratarak akıntılı dereye atladı. Mary deri kenarına geldiğinde prensi göremeyince şaşırıp geç kaldığını düşündü. Oysa derenin akıntısına kapılan zavallı turuncu balık her gün buluştukları yerden çok uzaklara sürüklendi. O gece tüccar kızını alışılmadık bir neşe, mutluluk ve hoşgörü sözcükleriyle karşıladı. O günden sonra Mary, prensin sevdiği yiyeceklerden hazırlayarak dere kenarına gidip her gün yaşlı gözlerle ve kaygıyla aşkını bekledi. Onu kıracak ne yapmış olabileceğini düşündü, ancak aklına hiçbir şey gelmedi. Sabrı tükenen, aklını yitirmek üzere olan Mary, dereye yönelerek aşkını ve özlemini ifade eden sözlerle şarkı söylemeye başladı. Gözünden akan yaş damlaları dereye dökülerek güçlü bir akıntı oluşturdu. Aniden oluşan bu akıntının içinde çok dikkat çekici, parlak, turuncu renkli bir balık göründü. Dereden yansıyan güneş ışığının etkisiyle turuncu renkli balık altın bir taş taşıyormuş gibi bir görünüme büründü. Mary heyecanla ve şaşkınlıkla balığın gözlerine yakından bakınca onun prens olduğunu hissetti. Kalbi heyecandan çok hızlı çarptı ve "Aşkım, bu sensin!" diye bağırdı. Mary'yi işiten balık yanıt veremedi. Ancak hüzünlü, özlem dolu ve yaşlı gözlerle başını salladı. Prensin bu hüzünlü bakışını gören Mary, evrenin ona acımasız davrandığını düşünerek ağladı ve umutsuzca evine döndü. Daha sonraki günlerde büyük aşkın olağanüstü gücüyle kendini toparladı ve her gün deri kenarına gelerek aşkına yiyecekler getirip onu besledi. Tüccar gizlice kızını takip etti. Olup biteni fark etti. Başka bir çaresinin olmadığını düşünerek dereye gidip balığı elleriyle yakaladı ve evine götürdü. Bunu gören genç kız yalvararak babasının peşinden gitti. Baba kızının yalvarışlarına duymamazlıktan geldi ve aşçıya balığı pişirmesini emretti. Balık piştikten sonra kızının ağlamasına ve yalvarmasına aldırmadan tüccar acımasızca onu yedi. Daha sonra kızına dönüp onun çok saf olduğunu, sırf prensten kurtulmak için cadıya gittiğini ve cadının prensi nasıl balığa dönüştürdüğünü anlattı. Balık formuyla dahi ona nasıl aşık olduğunu hayretle izlediğini söyledi. Tam bu sözleri söylerken tüccarın karnı balon gibi şişti. Yüzü kurbağaya benzedi ve kısa bir süre sonra ağzından sular fışkırdı. Akıntıya dönüşen bu suların içinde önce yediği bütün balıklarla birlikte
turuncu balık da tüccarın ağzından fışkırıp dereye doğru aktı. Bunu gören Mary, fışkıran suların ve turuncu balığın peşinden aşkım diye koşsa da prensini bulamadı. Mary büyük hayal kırıklığına uğradı. Sürekli ağladı. Prensini bulabilme umuduyla çaresizce derenin sularına uzun uzun baktı. Prensi göremedi. Pes etmedi. Gözyaşlarını sildi. Bir süre düşündü. Ormanın içinde yaşayan cadıya gitmeye karar verdi. Cadının yanına gidince ısrarla büyüyü tersine çevirmesini ve prensi olmadan yaşayamayacağını söyledi. Cadı Mora, babasının bu büyüyü onun iyiliği için yaptırdığını anlatmaya çalıştı. Mary, kalbinin prens için attığını ve onsuz ölümü tercih edeceğini söyleyip prensi geri getirmesi için yalvardı. Bu yalvarış cadının buzlarını eritti. Dikkatle Mary'yi gözleriyle süzdü. Onun Prince Rider'ı ne kadar çok sevdiğini fark etti. Genç kıza büyüyü tersine çeviremeyeceğini, yaparsa tüm güçleri kaybedeceğini ve kendisinin balığa dönüşebileceğini söyledi. Ancak genç kızın yapabileceği tek şeyin onu da balığa dönüştürerek birlikte yaşamalarını sağlayabileceğini belirtti. Prens için bir insan olarak hayatını feda etmeye hazır olup olmadığını sordu. Mary'nin tüm kalbiyle ve ruhuyla onaylamasından sonra birlikte dere kenarına gittiler. Cadı, genç kızı balığa dönüştürmenin kendisine acı vereceğini ancak aşkından etkilendiğini söyleyip asasını Mary'e tutarak büyüyle onu kırmızı bir balığa dönüştürdü. Suları sıçratarak dere atlayan kırmızı balık, kısa süre içinde aşkı turuncu balıkla buluştu. Oyuncu aşk, balık formunda prensle Mary'yi buluştursa da, kızını ararken cadı Mora'nın ona balığa dönüştürmesini gören anne yüreği bu acıya dayanamadı. Dereye giderek ağlayıp, güzel kızımı balığa dönüşmesi için mi büyüttüm diye Tanrı'ya yakarışta bulundu. O sırada kırmızı bir balık ona doğru yüzdü. Annesinin ağladığını görünce onun da gözlerinden yaşlar süzüldü. Annesine bakıp çok şey anlatmak istiyor ama konuşamıyordu. Bu olaylar yaşanırken tüccar koşarak oraya geldi. Kırmızı balığı görünce kızı olduğunu hemen anladı. Pişman oldu. Kızım ben sana ne yaptım diyerek ağladı. Kızımın sevgilisini ondan almamalıydım diye kendi kendine söylendi. Aniden Mora göründü. Tüccar büyük cadı ben zalim bir babayım. Kızımı kendimden uzaklaştırdım. Kızım olmadan yaşayamam. Annesi bu acıyla asla yaşayamaz. Beni bağışla onları tekrar insana dönüştür diye yalvardı. Cadı, büyüyü asla geri çevirmeyeceğini, bunu yaparsa bütün güçlerini kaybedeceğini ve kendisinin bir balığa dönüşeceğini söyledi. Balık formundaki Ryder ve Mary, üzüntü ve çaresizlik içinde ağlayıp Mora'ya yalvaran anne ve babayı izledi. Bu durumdan çok etkilenen cadı, tüccara dönerek bu yaşananlara onun neden olduğunu, onun yüzünden aşıkların hayatını perişan ederek büyük bir günah işlediğini, oysa dünyanın baskılara direnen büyük aşklara ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra böyle büyük bir aşk için kendisini seve seve feda edeceğini söyleyerek asasını derenin üzerine tuttu
ve büyülü sözlerle iki balığın havaya yükselerek tekrar insana dönüşmesini sağladı. Anne ile kızı sevgi ve mutlulukla kucaklaştı. Bu arada bir ışık patlaması oldu ve cadı balığa dönüşerek deriye su sıçratarak atladı. Tüccar dereye bakarak seslendi. Büyük cadı, bizim için hayatını feda ettin. Seni asla unutmayacağız. Prens kendisinden özür dileyen tüccarı bağışladı ve Mary ile Ryder görkemli bir düğünle evlendi. Cadı Mora bugünden sonra her hafta buluştukları yere geldi. Mary ve Ryder gerçek aşkın kazanmasını sağlayan o fedakarlığı hiçbir zaman unutmadı.